Jinekojik kanserlerde e, tedavi genellikle e, radikal bir cerrahi yapıldığı, rahmin ve yumurtalıkların alındığı bir cerrahi şeklinde olur. Dolayısıyla e, hastaların tedaviden sonra gebe kalma şansları olmaz. Ancak e, hastanın yaş grubuna göre, hastanın çocuk sahibi olma isteğine göre bazen tedavi modifiye edilebilir. Özellikle yumurtalık kanserlerinin bir kısmı genç yaşta, adolesan dönemde gözükür. Bu grupta daha çocuk sahibi olmamışlar ve de hormon üretimine ihtiyaçları olduğu bir dönemdir. Bundan dolayı bu hastaların bir kısmında e, kanserlerin çok erken evrede ve sadece yumurtalıkta sınırlı olduğunu biliriz ve karşı overin tutulu olmadığını da biliriz. Bundan dolayı sadece bir over çıkartılarak e, radikal cerrahi yapılabilir. Yumurtalık ve uterus, rahim bırakılabilir. Dolayısıyla da hastaların bundan sonraki yıllarda gebe kalma şansları ve hormon üretimleri korunabilir. Bunun haricinde rahim ağzı kanserleri de nispeten erken yaşlarda gözükür. Ve dolayısıyla da hastaların bir kısmı kanser olduklarında daha çocuk sahibi olmamış olabilirler. Eğer şartlar uygunsa, kanser erken evrede ise, sadece rahim ağzında sınırlı ise, o zaman e, radikal cerrahi yerine sadece rahim ağzının çıkartıldığı ve geride kalan rahmin ve vajenin anastomoz yapılarak hastanın kendi başına gebe kalma şansı korunabilir. Eğer rahmin çıkartılması gerektiği bir durum varsa da hasta genç yaşta ise yine bu hastalıklarda da yumurtalık korunabilir, dondurulabilir veya olası bir cerrahi sonrasında radyoterapi alacağını düşünürsek eğer radyoterapi alanı dışına yumurtalıklar cerrahi olarak asılabilir ve o yumurtalıklardan yumurtalar toplanıp hastaların donör anneler tarafından çocuk sahibi olmaları sağlanabilir. Rahim içi kanserlerinde ise genellikle bu hasta grubu ileri yaş hasta grubudur ve genellikle çocukların tamamlamış bir yaş grubundadırlar. Bunların genellikle fertilitelerini korumak ihtiyacı yoktur. Çok nadiren 30 30'lu yaşlarda daha çocuk sahibi olmamış ve rahim içi kanseri gelişmiş olan hastalarda ise cerrahi yerine sadece ilaç tedavisi yapılarak bir miktar Kanser geciktirilebilir ancak bu tedavi standart bir tedavi değildir. Riskleri vardır. Hastaların bu durumu mutlaka çok iyi bilmeleri ve çok iyi bu durumun hastalara anlatılması gerekir.